Herkese merhaba arkadaşlar, RPG Maker'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde Event Commons içerisindeki parti sekmesini anlatacağız. Buradaki Change Gold, Change Items, Change Weapons, Change Armors, Change Party Members sekmelerinden bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce sol tarafta yeni bir harita başlığı oluşturdum, konu anlatımları diye. Ve altına Event Commons Party diye bir tane daha harita oluşturdum. Anlatımlarımızı, parti bölümünün anlatımlarını burada devam edeceğiz. Bir sonraki işte bu movement olsun, karakter olsun, bu tarzlar içinde her birisi için birer tane sayfa oluşturacağız ve orada anlatacağız hepsini. Burada bir tane ışınlayıcı bir kişilik var. Bu kişilik, örneğini hemen göstereyim. Boş oluşturmuşuz. Başlatalım bir. Hangi haritaya gitmek istersin diye bize soruyor. Ve buradan işte başlangıç haritası, sahil kasabası, sahil ormanı, işte Event Commons Party veya daha fazlası oldukça ekleyeceğiz devamına. Başlangıç dediğimizde bizi başlangıç haritasına ışınlıyor. Bu şekilde. Tabii geri dönmesini yapmamışım. Onun ben eklemesini yaparım. İlk önce Change Gold'dan bahsedelim. Change Gold, böyle yanına alalım. Operation bölümünde Increase ve Decrease diye iki tane seçenek sunuyor bize. Increase, arttırmak. Decrease, düşürmek. Operant'taki Constant bölümü de miktarı. Biz Change Gold bölümünde olduğumuz için burası bizim altın miktarımızı arttırıp azaltıyor. Biz buraya increase 100 dersek bize artı 100 gold ekleyecektir. Şu an ama herhangi bir görsel olmadığı için bunun haritada nerede olduğunu bulmakta zorlanacağız. Buna bir imaj eklemesi yapıyorum. Şuradan hemen bir tane chest seçelim. Hemen şöyle üstümüze koyalım. Bir test edelim. Bu şekilde 100 gold eklendi. Biz bunu ortadan kaybetmediğimiz için bizi sürekli olarak burası gold eklemesi yapacaktır. Böyle üzerine birkaç kere tıklıyorum. Envantere girdiğimde 1100 gold'um olmuş görünüyor. Bu sorunu da çözebilmek için Change Gold artı 100 dedikten sonra altına yeni bir tane daha Event Commons penceresi açıyorum. Burada Control Self Switch'i seçiyorum. Bu Cell Switch içerisinde ABCD diye 4 tane farklı bölüm var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben baştan başlamak açısından A'yı seçiyorum. Operation 10. 10 dediği zaman Control Cell Switch A 10 olan sayfaya yönlendir diyor bize. Bu sayfaya yönlendirmeyi nasıl yapacağız derseniz de New Event Page'e tıklıyoruz. Yeni boş bir sayfa geliyor önümüze. Buradan Cell Switch'i seçip A'yı seçiyoruz. Eğer burada C'yi seçmiş olsaydık, burada da C dersek bu sayfa buraya dönecek. Ama biz buraya A dersek bu sayfa kalmaya devam edecek. Çünkü sayfa C'ye yönlendiriyor. Burada seçtiğimiz, yönlenmesini istediğimiz sayfanın ismini vermemiz gerekiyor. Herhangi bir resim seçmedim, herhangi bir içerik seçmedim. Kaydettim. Biz bu sandıktan 100 gold aldıktan sonra sandık ortadan kaybolacaktır. Hemen testini de yapalım. Yeni oyun dedim. Hop, sandık ortadan gitti. Bakıyorum ve 100 gold da bize eklendi. Evet. Bir sonraki deneyeceğimiz şey de Change Items. Items da bize veri tabanımızdaki database içerisindeki item sekmesindeki, yani öğeler sekmesindeki seçenekleri gösteriyor. Burada biz 14 tane ekleme yapmışız. Ben buradan can iksirini seçtim. Increase dedim. Ekleme yapacağım çünkü envanterime. Kaç adet olduğunu seçtim. 5 adet dedim. 5 adet can iksiri eklendi. Gene buradan bir tane sandık seçiyorum. Buna da farklı bir sandık seçtim.
Yine Control Cell Switch. A'yı açtım. Kaydet dedim. Buna geldiğimizde de 5 tane can iksir eklenecek envanterimize. Change Weapons silah eklemesi yapıyor. Gene buradan bir tane silah seçiyorum. Karakterimizin sınıfı savaşçı. Yay ve sopa kullanamadığı için ejderpulu kılıcını seçtim. Increase dedim. Bir adet ekle dedim. Ejderpulu kılıcı ekleniyor. Daha sonra A Self Switch'ine yönlendirme veriyorum. Ve burada sandık resmimizi seçmeyi unutmayalım. Bunu da ekledik. Son olarak item ekleme açısından son olarak armors yani zırh ekleme. Buradan da en altlardan ejderpulu kaskını seçelim. Increase dedim. Bir adet ekle dedim. Buradan bir tane resim seçiyorum hemen. Self switch yönlendirmesini A'ya yapıyorum. Kaydet tamam dedim. Hemen şimdi bu dördünün de bir testini yapalım. Görelim. Ondan sonra Change Party Member sekmesini anlatalım. Yeni oyun dedim. Hoppa gitti. Hemen ne varmış hatta içinde bir kontrol edelim. Ejderpulu kaskı olması gerekiyor. Ejderpulu kaskı bir adet geldi. Bunu kuşan dediğimiz zaman optimize diyerek değiştirebiliyoruz. Bunda altın vardı. 100 altın eklemesi gerçekleşti. Hemen yanındakine bakalım. Can iksiri varmış. Can iksiri 5 adet eklendi. Buradan da silah eklemesi yapıldı. Yine optimize dedim. Ejderpulu kılıcı geldi. Ve bütün sandıklar da ortadan gitti. Database içerisindeki Actors bölümüne 3 tane farklı karakter ekledim. Yani bir özellikleri yok. Deneme isminde savaşçı sınıfı hepsi. De resimlerini ekledim. Başka yaptığım herhangi bir şey yok. Şuraya yeni bir tane event oluşturuyorum. Şu arkadaşı seçtim. Buradan Change Party Members dediğim zaman buradan bana diyor ki partiye hangi karakteri eklemek istiyorsun? Ben deneme 1'i seçiyorum. Operation Add dediği partiye yeni karakteri ekle. Remove dediği partiden o kişiyi sil. Tamam dedim. Okey dedim. Şu an başka bir işlem yapmadığım için bu kişi sadece benim partime eklenecek ve resmi burada duracak. Ben buraya gelip Control Cell Switch A diyorum. Yeni event sayfası açıp A diyorum. Bu karakter benim partime katıldıktan sonra haritadan da silinecek. Hemen bir örneğini görelim. Yeni oyun dedim. Hop. Peşime takıldı. Parti bölümünde görünüyor. Deneme 1 olarak savaşçı sınıfında ve haritadan da silindi. Ben gene buradaki sandıkları toplayabiliyorum. Bunu biraz daha kişiselleştirelim. Nasıl kişiselleştirelim derseniz şu an bunları siliyorum. Diyelim ki merhaba Naci Raci partine katılabilir miyim? Bu bize soru sorsun partimize katılmak için. Biz bunu onaylayalım veya reddedelim. Yani show choices seçeneğine geliyorum. Katılabilirsin dedik veya şu an gerek yok. Şu an gerek yok dediğinde cevap versin bize. Peki iyi yolculuklar. Katılabilirsin dediğimizde de Change Party Members diyorum. Buradan deneme 1'i seçip partimi ekliyorum. Daha sonra Control Cell Switch yaparak A sayfasına yönlendiriyorum. New Event Page dedim. A'ya geldi. Şu an soru sorarak partimize katılıyor bu arkadaş. Merhaba maceracı, partine katılabilir miyim? Katılabilirsin diyoruz. Hop, bu şekilde partimize katıldı. Ana menüye dönüp tekrar girelim. Gerek yoku göstermedim. Önce onu gösterecektim. Şu an gerek yok dedim. Peki yolculuklar dedi.
partimize gelmedi hiçbir şekilde. Hala burada duruyor. Tekrar konuşmaya girdiğimde merhaba maceracı, partine katılabilir miyim bize diye bize tekrardan soruyor. Katılabilirsin dediğimizde de partimize ekleniyor. Bunu bütün o deneme 2 ve 3 üçünde yapalım. Deneme 2, deneme 3 diyelim. Şurada deneme 2 olsun. Deneme 2'nin resmini seçelim burada. Şurada da değiştirelim. Ve burada değiştirelim. Bununla da deneme 3'ü partiye ekleyelim. Resimlerini de seçelim deneme 3'ün. Evet. 4 kişilik partimizi, hem partimizi fullleyelim hem de peşimize takıldıklarını görelim arkadaşların. Yeni oyun dedim. Merhaba maceracı, partine katılabilir miyim? Katılabilirsin dedim. Bu da aynı şekilde. Merhaba maceracı, partine katılabilir miyim? Katılabilirsin. Şu an 3 kişi olduk. Buradan da kontrol ediyorum. Deneme 1 ve deneme 2 partiye katıldı. Güzel. Son arkadaşa gidiyorum. Merhaba maceracı, partine katılabilir miyim? Hoppa, 4 kişi olduk. Bunları da açalım şöyle, sandıkları da. Evet, haritada hiçbir şey kalmadı. Burayı ışınlanalım. Buradan bizi sahil kasabasına ışınlasın. Evet. Bu şekilde yine 4 kişi olarak biz harita üzerinde gezebiliyoruz. Buralara da girebiliyoruz. Hala 4 kişiyiz gördüğünüz gibi. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Event Command menüsüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.